Evet, kura çekimi zamanı. Üçüncü torbadan giren 8 takımdan biriyiz. Hadi bakalım. Kimler kimler var şimdi? 63.000 puanımız var. İyi bir puan barajımız var. Bunu bu sene 80.000 yapabiliriz. İlk takım kimmiş? Hep birlikte görelim. Zebre, Juventus A grubuna girdi. B grubunun ilk takımı Manchester United. C grubunun ilk takımı Zenit. D grubunun ilk takımı Borussia Dortmund oluyor. Borussia Dortmund nasıl ilk gruptan girdiler? Şampiyon mu oldular? Büyük ihtimalle. E grubunun ilk takımı FC Porto. F grubu Barcelona. G grubu Liverpool oluyor. E grubunun son takımı ise seri başı olacak. Son takım ise Paris Saint-Germain. Zebre Juventus. Zebre Juventus. Herhalde isim hakkını alamadıkları için Zebre yapmışlar. Şimdi bakalım A grubuna Olimpik'te gitmiş. Ne ara gittin lan? Buraya da Bayern Münih'e gitmiş. Juventus için kolay bir rakip ama B grubu ölüm grubu olmak için ilk adaylardan biri olduğunu şu anda görüyoruz. Bakalım C grubunun ikinci takımı kim oluyormuş? Tottenham oldu. Dengeli bir grup. Dengeli bir grup. D grubunun ikinci takımı Dortmund'un rakibi olacak ilk takım Salzburg oluyor. Salzburg. Büyük ihtimalle yok. Salzburg değil bu. Benfica, pardon. Benfica Portekiz takımı Benfica oluyor. İyi bir grup. Porto'nun rakibi olacak ikinci takım Manchester City. Bakalım. Üçüncü düşecek olan takım burada ne tür bir sirkeli sülasyona yol açacak? Barcelona'nın rakibi Arsenal oluyor. Barcelona'nın rakibi Arsenal olur. Gerçekten gruplar başa bela bir grup olma yolunda. Son iki takım Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool mu? Paris Saint-Germain mi? Kim nereye gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Liverpool'un karşısına Atletico Madrid geliyor. Paris'in karşısına da Real Madrid geliyor. Böylelikle ikinci takım eşleşmelerini halletmiş olduk. Sıra üçüncü seri başı takımlara geldi ve bizim olduğumuz gruba geldi. Kimler varmış? Kısa bir hatırlayalım. Ajax, Shakhtar Donetsk, Napoli, biz, Beşiktaş, Dinamo Kiev, Valencia, Salzburg ve Celtic. Bakalım A grubunda Juventus Olympique Lyon'un rakibi olacak ilk takım kim? Shakhtar Donetsk oluyor. Shakhtar Donetsk'i tebrik ediyoruz. Gerçekten lokma gibi bir takıma düştüler. Bir gruba düştüler. Burası dördüncü gelecek takım bile fırsat yakalayacağı bir grup. Herkes eşit güçlere sahip. Juventus için bir avantaj ama herkes eşit güçlere sahip. Sezon içinde göreceğiz. Bakalım Manchester United ile Bayern Münih'e gidecek. Talihsiz takım kim? Ben oluyorum. İnanılmaz. Bayern Münih ve Manchester United'ın karşısına bir Türk ekibi Beşiktaş geliyor. Gerçekten iddialı bir takım olmak yolunda ilerlediğimiz bu süreçte bakalım Bayern Münih ve Manchester United karşısında neler yapacağız? Sezon içinde göreceğiz. C grubunda Zenit Tottenham var. Kolay bir grup, eşit bir grup. Buraya düşecek üçüncü takım kimmiş? Napoli oluyor. Büyük bir fırsat. Napoli buradan lider çıkarsa kimse şaşırmasın. Neden Napoli çıktı? Neden birinci oldular? Çünkü dengeli bir grup. Napoli için avcı bir grup. Napoli'ye bol şans. Kur'an çarpsın içinden geçti. Vallahi benim de geçti. Çünkü alev alev yanıyor burası yani. Alev alev yanıyor. Ama ben bunlarla baş ederim ya. Sıkıntı olmaz. Dördüncü grupta D grubunda Borussia Dortmund'da Benfica var. Bakalım buranın diğer takımı kim olacak? Kalan rakipler Ajax, Valencia, Celtic, Dinamo Kiev ve Salzburg. Dördüncü grubun üçüncü takımı Celtic oluyor. Denk bir grup oldu burası da. Gerçekten dördüncü girecek takım da buradan büyük bir avantaj sağlayacak. E grubuna geldik. Porto ile City'nin yanına katılacak diğer takım Valencia oluyor. Dengeye denge katmaya geldi. Ölüm grubuna girecek talihsiz 3 takımdan biri Barcelona, Arsenal
takımına katılacak olan Ajax, Salzburg, Dinamo Kiev. Ajax gelirse burası yanar ama Salzburg da Kiev gelirse de neden sürpriz yumurtalar çıkmasın diye düşünebiliriz. Liverpool'a da Bayern'in yanına düşmesi geçti içinden. Demek ki nasıl geçirdiysen sokmuşsun beni oralara. Oyunu zor grubuna koydu. Valencia, Enver Valencia yoksa. F grubunun diğer takımına gidiyoruz. Ajax. Biraz önce çağrışım yaptık. Ajax dedik, bu gruba düşerse bu grup karışır. Bu grup gerçekten karıştı. İngilizler, İspanyollar ve Hollandalılar birlikte güreşecek. Bakalım kimin yüzü gülecek. Son iki gruba, ölüm grubuna katılacak olan talihsiz takımlar Kiev ve Salzburg kaldı. Liverpool ve Atletico Madrid'in 2'de 2 çekeceği takım Salzburg oluyor. Sıkıntılı bir gruba düştü Salzburg ama neden olmasın? Salzburg bir proje takımı, her şeyi yapabilir. Ve Paris'te Real Madrid'e düşecek olan takım da Kiev oldu. Aleykümselam Frisbee, hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Bahçe 1, Ajax 2, Arsenal 3 olarak çıkar. Göreceğiz. F grubu biraz fuş oldu. F grubu, evet, F grubu dengeli bir grup oldu. B grubu ile F grubu gerçekten yakıyor. H grubu da Paris'e Real Madrid arasındaki mücadeleyi merak ediyorum. Liverpool'da Atletico Madrid'de aynı şekilde nasıl olacak, onu da merak ediyorum. Ve seri 4. takımlar, işte 4. torbadan girecek olan takımlar kimmiş bir görelim. Basel, Inter, Victoria Pilsen, Atalanta, Kulüp Buruş, Lokomotiv Moskova, Leipzig, Frankfurt. Eintracht Frankfurt geliyor. Bakalım A grubunun ilk takımı kim oluyormuş? Juventus, Lyon ve Shakhtar'a rakip olacak son takım, A grubunun son takımı Victoria Pilsen oluyor. Victoria Pilsen'e bu grupta şans diliyoruz. Çünkü gerçekten dengeli bir grup. Victoria Pilsen burada bir sürpriz yapıp 3. çıkabilir. Neden olmasın? Şimdi geldik B grubunun 7 talihlisinden birini seçmeye. Manchester United, Bayern Münih ve Beşiktaş'ın benim takımın rakibi olacak olan takım kimmiş? Hep birlikte görüyoruz. Geliyor. Toplar karıştırılıyor. Çark çevriliyor. Kafu şanslı olan takımı çekti. Lokomotiv Moskova geliyor. Lokomotiv Moskova geliyor. Bir Rus ekibi geliyor. Bir Türk'le bir Rus ekibini eşleştirmekten asla vazgeçmiyor UEFA. Ve bir kez daha oyunda da olsa bir Rus ekibiyle bir Türk ekibi bir kez daha eşleşiyor. Hadi bakalım. İyi bir takım. Fırsatımız var. 6 puan, en azından 4 puan çıkartırsak Moskova karşısından, buradan da sürpriz yumurtalar, bu gruptan en kötü ikinci çıkarız diye düşünüyorum. Neden olmasın? C grubu Zenit, Tottenham, Napoli. Üçlüsüne katılacak son takım Basel oluyor. Basel eski Basel değil. Ama bir şeyler yapabilir buradan. Neden olmasın? Inter demiş Johnny Sins ama Inter gelmedi. Moskova geldi. Inter kime gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Barcelona, Arsenal, Ajax. Ya da Liverpool, Atletico Madrid arasında da girebilir. Ya da Paris, Real Madrid arasında da gelip orayı karıştırabilir. Göreceğiz birazdan. Şimdi Dortmund, Benfica, Celtic'in rakibi olacak. Beşiden biri kim? Frankfurt, Leipzig, Kulüp Buruş, Atalanta, Inter. Kulüp Buruş. Kulüp Buruş kolay bir gruba düştü. Belçikalılar her zaman kolay gruplara düşmeyi sever. Bu takımlar neden bu kadar çok puan kasıp Avrupa'da iddialı oluyorlar? Sebebi belli. Şerbet gruba düşme şansından dolayı. E grubu Porto, Manchester City, Valencia'nın rakibi kimmiş? Frankfurt mu, Inter mi, Leipzig mi, Atalanta mı? Kafu çekiyor. Yeni takımı Kafu çekiyor. Eintracht Frankfurt geldi. Alman takımı bu grubu içinden geçermiş gibi geliyor bana. Bakalım içinden geçecek mi Alman takımı Frankfurt? Valencia City ve Porto'ya karşı neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. Kaldı 3 takım, kaldı 3 belalı bir grup. Salzburg'da Kiev'i saymazsak, Barcelona, Ajax, Arsenal karşısına gelecek olan Inter mi, Atalanta mı, Leipzig mi? Liverpool, Atletico Madrid karşısına gelecek olan Inter, Atalanta, Leipzig mi olacak? Yoksa Paris, Madrid'e karşısına son takım kim gelecek, hep birlikte göreceğiz. Kimse bu gruplara düşmek istemez.
Ama şanssızlıklarını belki de şansa çevirebilirler. Biz de bu şans varken onları beklemek sürpriz olmaz kesinlikle. Barcelona, Arsenal ve Ajax'ın rakibini Cafu çarktaki topları çevirerek çekiyor ve kim geliyor? Leipzig, bir Alman kulübü de, bir proje takımı da Barcelona, Ajax ve Arsenal rakibi olmak için son aday olarak gruba girdi. Bakalım Leipzig bu grupta neler yapacak? Diş geçirebilecek mi? Dişlenen vampire karşı yem mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Uzun bir grup sezonu bizi bekliyor. Inter F grubuna düşerse Arsenal 18 olur simgesi olacaktı ama olmadı. Ucuz yırttılar ama Liverpool, Atletico Madrid ve Paris Real de var. İki İtalyan, İngiliz, İspanyol ve Fransız İspanyollara karşı neler yapacak hep birlikte görelim. Cafu, bir Brezilyalı Cafu, yıllarca İtalya'da oynamış olan Cafu, İtalyan takımlarını hangi gruba yerleştirecek bakalım. İlk takımımız geliyor. Inter mi, Atalanta mı G grubuna düşecek? Son takım belli oluyor. Inter oldu. Inter oldu. Liverpool, Atletico Madrid karşısına gelecek olan son takımla Inter oldu. Salzburg'u neden saymıyoruz? Çünkü Salzburg'un bu grupta bir şey yapması mümkün değil. Puan alması dahi mümkün değil. Inter, Atletico Madrid, Liverpool ve Salzburg G grubunu oluşturan dörtlü oldular. Son gruba da, H grubuna da Atalanta düşmüş oldu. Atalanta son yıllarda ciddi bir çıkış yakaladı. Bu çıkışını ligine de yansıttı ve Real Madrid, Paris ve Dinamo Kiev'in ve Atalanta bu grubun rakibi oldu. Tebrik ediyoruz tüm takımları, hepsine başarılar diliyoruz. Bir dipnot da verelim. B grubuna Beşiktaş düştü. B harfi BJK'nin kısaltması. Yoksa bu grup bizim için bir şans grubu, bir ne denir ona? Birinciliğimizi yaşayacağımız grup mu olacak? Onu da hep birlikte göreceğiz. Gerçekten müthiş bir grup sezonu bizi bekliyor.